bir özel televizyon kuruluşu. Ve biz o televizyon kuruluşuna bağlı stüdyodayız. Yayınımız Türkiye'nin tamamı, Avrupa'nın tamamı, Güney Rusya, Kafkaslar, Kuzey Suriye, Irak ve İran'ı içine alıyor. Allah'a binlerce şükür bu yayını huzur içerisinde yapabiliyoruz. Peki niye yapabiliyoruz? Allah'a bin şükür devletimizin sayesinde yapıyoruz. Devletimiz şu anda Suriye'de çok geniş bir alanı mükemmel bir şekilde, kuş uçmayacak şekilde kontrol ediyor ve orada. Emin olun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin bile orada bir gün kalması, devleti güçlü olması mümkün değildir. Dünyanın bütün süper güçleri bize düşmandır. Kanımızı içse doymaz. Bir askerimizin de orada kalmasını istemez ama biz Allah'ın izni keremiyle bu muazzam hadiseyi başardık ve başarıyoruz. Bundan 20 sene önce biz Suriye'ye giremezdik. Girsek de anında çıkmak zorunda kalırdık. Allah'a binlerce şükür bugün profesyonel bir ordumuz var. İHA'larımız var, SİHA'larımız var, sürü SİHA'larımız var. Teknolojide, savaş sanayinde inanılmaz güzel bir yere geldik. Bütün bunlar bizim için inanılmaz güzel şeyler. Suriye'deyiz, buna bin kere şükrediyoruz. İki, son yıllarda, son 6 ayda, 8 ayda Türkiye büyük afetler gördü. Elazığ depremi, Van'da çığ hadisesi, bunun yanında ufak tefek seller, bütün bunlarla devletimiz can siperine uğraşıyor ve yaraları sarmaya çalışıyor. Bu da devletimizin inanılmaz bir başarısıdır. Bunun yanında en son elin yavrunun başımıza sardığı ve kendisinin de hak ettiği koronavirüs belası var. Dünya standartlarının üzerinde koronavirüs belasıyla da uğraşıyoruz. Allah'a binlerce şükür. Sadece bu hadiselerle birlikte Cenab-ı Allah'a binlerce şükrediyoruz. Akıllı, şuurlu bir Müslüman Türk evladı bunu söyler. Ama akıldan, şuurdan, vicdandan, hakikattan haber olmayan insanların her biri bir şey söylüyor. Şimdi bunlarla uğraşacak halimiz yok. Ama bu programda afetler ve cemiyetten bahsedeceğiz. Afetler suni, yapay olabildiği gibi Allah'tan da gelmiş olabilir. Ama her halükarda cemiyet buna karşı bir tavır içerisinde olmak durumunda. Bundan yıllar yıllarca önce Ruslar, yani Bolşevik ihtilalinden önce Ruslar, Kafkaslardan aşağıya doğru inmeye başlıyorlar. Erzurum'a, Kars'a duvar etmeye başlıyorlar. Kiğ'ye kadar iniyorlar. Kiğ ve Karakoşan'daki top sesleri Elazığ'dan duyulmaya başlıyor. İmam Efendi Hazretleri Elazığ'dan ağına geliyor. Orada ders verecek, insanları tenvir edecek. Ağının kadınları beyaz örtüler giymişler. Kafalarına beyaz örtüler takmışlar. Diyorlar ki, ya İmam Efendi Hazretleri, düşman geliyor, namusumuz payman olacak. Bize izin verin, kendimizi sudan aşağı atalım. O zaman tabii Keban Barajı yok. Buradaki hadise ne sevgili izleyiciler? Bir vahim hadise var. Suni bir afet var ve insan ağlayıp sızlamıyor. Onun bunun ekmeğini çalmıyor. Ona buna yalan söylemiyor. Hep birlikte geliyorlar. Ölme pahasına İmam Efendi'den fetva istiyorlar. Demek ki bir afet karşısında imanlı, ahlaklı bir millet önce bir makama, âli bir makama başvurarak ne yapacağız diye soruyor. Akabinde Ermeni tehcir olayları oluyor. İmam Efendi Hazretleri, Ermeniler tabii gruplar halinde Halep'e falan gitmeye başlıyorlar. Ellerindeki mevcut gayrimenkulleri de satıyorlar bu arada. Yalnız gayrimenkulleri satmak zorunda oldukları için Elazığ'da bazı kimseler tutuyorlar. Gayrimenkulleri çok ucuz fiyatta almaya kalkıyorlar. İmam Efendi Hazretleri diyor ki, beyler bayanlar diyor, ey Müslüman evlat, Türk evladı, kesinlikle diyor, bir malı gerçek değerinin altında almak haramdır diyor. Bakınız ne kadar güzel bir hadise sevgili izleyiciler. Ermeniler tehcirle bir başka yerlere giderken çaresiz kaldıkları için bir İslam alimi diyor ki, bunların mallarını diyor çok aşağı fiyattan alamazsınız diyor. Burada hadise nedir? Bir afet karşısında cemiyet gene bir alime danışmıştır ve gereğini yapmıştır. Bizim Elazığ'da bile son 6 ay içerisinde büyük bir deprem yaşadık. Arkasından koronavirüs hadisesi oldu. Bütün bunlar cemiyetin atasından gördüğü, atasında müşahede ettiği hadiseleri yapmasını gerektirir. Ama acaba Elazığ halkı bunu yaptı mı? Bunu biz yazar, şair, araştırmacı ve yönlü
Allah ve Resulünün aşkıyla yanan bir arkadaşımıza Zekeriya Bican'a soracağız. Efendim bu afetler karşısında cemiyetimiz en başta bizler neler yaptık? Sayın Hocam, sizin şahsınızda Kanal Fırat'ın çalışanlarına, Fırat'ı kuran, Fırat evet. Televizyonu kuran Sayın Yasemin Açıkhan Efendi'ye sonsuz minnettarım. Önce onu teşekkür etmek istiyorum. Evet. Ve bizi evlerinde, iş yerlerinde izleyen halkımızı buradan hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü konumuz da gerçekten daha öncekiler gibi çok çok önemli bir konu. Evet. Afetler ve toplum gerçekten çok önemli. İnsan oğlu dünyaya yaratılıp gönderildikten bugüne kadar tabii ki birçok afetlerle, olaylarla karşılaşmış. Evet. Savaşlar olmuş, hastalıklar yaşanmış ve geçen yüzyılda verem salgını evet. olmuş, su çiçeği salgını olmuş. Evet. Kızamık, kızıl, veba bunlar hep bu insan oğlunun yaşadığı hadiseler. Evet. Şimdi Elazığ dediğimiz zaman yüksek bir ahlak akla geliyor. Yüksek bir evet. onur akla geliyor. Yani bu toprağın insanları yüzyıllardır, hatta diyebiliriz ki asırlardır çok güzel bir ahlak sahibi. Evet. Kanaat sahibi insanlar. Afetler karşısında yılmamış, şükretmiş, kendisi elinde avucunda ne varsa komşusuyla paylaşmış ama hiçbir zaman ne Allah'a isyan etmiş, evet. ne ulul emrin dışına çıkmış ve gayet güzel bir hayat yaşamışlar. Evet. Geçen devletimiz, hükümetimiz bir cumartesi pazar kapıya çıkma yasağı ilan etti. Evet, ulul emir bunu böyle diyor. Evet, ulul emre evet. mutlak itaat şart düsturuyla yetişmiş olan Elazığ halkı, eğer Elazığ'da gerçekten böyle bir şey olsaydı, 7'den 70 herkes buna icabet ederdi. Evet. Bugün de aynı ahlakı, güzel ahlakı yaşıyor. Fakat büyük kentlerde sanki kıtlığa girecekler, evet. sanki ekmek bulunmayacak, sanki aç kalacaklar gibi dükkanlara, efendim marketlere saldırıldı. Bu gerçekten hiç yakışmadı. Evet. Yani böyle yüksek seciyeli bir topluma keşke yakışanı yapsalardı ve dünyaya örnek olsaydık. Evet. Sayın Bican, size yeri geldiği için söylüyorum. Japonya'da bundan daha büyük şiddette depremler oluyor. Depremlerde devlet derhal deprem olan bölgeye tırlar gönderiyor, ihtiyaç tırları. Ve inanır mısınız hiç kimse dönüp tıra bakmıyor. Eğer ihtiyacı varsa o gidip gereken işlemi yapıyor. Ya Allah'tan korkun, ben Elazığ'da neler duydum ya. Ben Elazığ'da neler duydum. Şimdi diyor bizim bir belediye şoförü arkadaş anlatıyor. Diyor kadın diyor balkondan çıkmış diyor aşağıdaki diyor tır şoförüne bağırıyor. Oradaki yetkililere bağırıyor. Diyor çiçekli battaniye geldi mi? Kadın battaniyelerin hepsini tamamlamış, bir de çiçeklisini arıyor. Halbuki ihtiyacı da yok diyor. Depremden bir zarar görmemiş. Hani vakti yerinde. Ya Allah'tan korkun ya. Japonya dönüp bakmıyor. Japon insanı dönüp bakmıyor. Bu millet niye bu şekilde geldi yani? İşte Ahmet Beyciğim, bunu yapan Elazığ'ın asil yerlisi değil. Değil evet, evet. Dışarıdan gelen insanlar, Elazığ'ın kültürünü özümsememiş insanlar. Evet, evet. Yani sanki acından ölecek gibi davranan insanlar aslında Elazığ'ın yerli halkı. Bunu yapmaz. O Harput'un o ahlakını, o kültürünü almış insanlar bunu asla yapmadılar ve yapmazlar. Şimdi bir Çanakkale Harbi yaşanmış. Dünyada ender evet. bir harptir bu. Yani askerin matarasında su bitmiştir. Bir yudum suyu kalmıştır. Onu arkadaşlarının yanında çıkarıp içmekten utanan, evet. belki bir ihtiyacı olursa, bir seslenen su diye bağıran olursa ona götürmek için bekleten evet. insanlar. O ataların çocukları, evet. İşte o geçen günkü cumartesi pazar günü kıtlığa girecek gibi davranmaları gerçekten Çanakkale ruhuna yakışmadı. Ben çok üzüldüm. Evet. Ben en çok da şey, hem güldüm hem üzüldüm. Evet. Adam yana yakına kola arıyor. Ya evet. sen iki gün kola içmesen ne olur ya? Evet. Çok Allah'tan doğru. Korkuyor. Birisi 5-6 kilo pırasayı sırtına almış gidiyor. Yani çok komik evet. hadiseler tabii. Şimdi Ahmet Bey, biz öyle bir çocukluk geçirdik ki. Yani Harput ahalisinin içerisinde
kanaati gördük, insanlığı gördük, arkadaşlığı gördük, dostluğu gördük. Bunlar bizim zorumuza gidiyor bu hadiseler şimdi. Evet, evet. Şimdi geçen programda da arz etmiştim. Ben Elazığ'ın Rızaya Mahallesi'nin Zikzak Sokağı'nda, evet, hani sanki de doğmuş büyümüş bugüne gelmişim. Öyle bir sokak ki yani gerçekten zikzak. Bir girersiniz 1. Alp Caddesi'nden yukarıya doğru bir yol çıkar, sonra zikzak çizer, gelir Pertek Caddesi'ne açılır. Bir ucu da tekrar 1. Alp Caddesi'ne çıkar. İki taraflı gayet güzel çıkmalı evler ve insanların hepsi birbirini tanır. Evet. Yaşı uygun olanlar birbirinin doğumunu bilir. Hangi tarihte doğmuş, evler hep bilirler onu. Şimdi bizim sokağımızın tam karşısında bir Zekiye teyze vardı. Allah rahmet etsin. Evet. Onların çocukları yoktu, atma 60 tane çocuğu vardı. He, bütün mahallenin çocukları. Evet, bir o sokağın çocukları onların çocuklarıydı. Şimdi Zekiye teyze evin önünde bir pin vardı, tavuk pini. Tavuk beslerdi. Ama öyle güzel bir bakımı vardı ki o tavukların. Her gün yani diyelim ki 15-20 yumurta yumurtluyorlar. E tabi Zekiye teyze ile Mustafa dayıya yumurta ikişer tane yetiyor. Evet, evet. Diğerini istese gider bakar Esen Efendi'ye bırakır. O orada paraya çevirebilir ama öyle bir şey yok. O mahallenin çocuklarına ya pişirir ya pişirmeden hediye eder, verir. Ve ondan büyük bir zevk duyar. Evet. İşte efendim bu yardımlaşma, bu zevki duyabilme bizim Türk kültürü, evet, İslam kültürü. Paylaşma. Paylaşma. Başkasının rızkına el uzatmama. Şimdi afetler ve toplum diye konumuz. Evet. Bizim Türk toplumu dünyanın hiçbir toplumunun başına gelmemiş afetler yaşamıştır. Evet. Mesela koskoca bir imparatorluk yıkılırken açlık yaşanmış. Efendim o 1915'te yani ilahi bir hadise tabii. Evet. Ot bitmemiş. Hem harp var. Evet. Hem kıtlık başlamış. Hatta benim komşularımdan, o zaman biz tabii gençtik. Onların yaşı, evet, 90 filandı. Böyle bir gün sohbet ediyorduk. Ben onların sohbetlerini çok severdim. Evet. Dinlerdim onları. Dedi oğul dedi, eğer tuttan grut olmasaydı siz de olmazdınız. Herkes ölürdü. Evet. Evet. Şimdi bir sene önceden kalmış tut var. Başka da bir, evet, olay yok yani. Bir yiyecek yok. O tut da paylaşılıyor. Evet. Komşular arasında. Sayın Hocam, benim dedem İmeneci Osman Efendi'yi siz bilirsiniz. Evet. He. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, bilirsiniz. Benim dedem bizim buzluk ala yaprakta. Buzluğun hemen önünde bahçelerimiz var. Benim bildiğim yani 100-120 senelik tutlar var şu anda. Bir de eski, çok da eski tutlar vardı. Onu bir dedem olsaydı kestirmezdi. Sonra benim babamla amcam rahmetli orada da sebze ekek, orayı kestiler. Dedem hayatta tut ağacını kestirmezdi. Çünkü onlar bizim diyor hayatımızı kurtardı. Tuttan, evet, biz hem katık yaptık dedi, hem ekmek yaptık. Öyle, evet, diyordu. Evet. Demek ki tutun böyle güzel bir hatırası var. Demin, evet, dedik ya Sayın Ozan, insanlık alemi çok çeşitli badireler atlatmış, olaylar, evet, yaşamış. Mesela Nuh'un gemisinde her cinsten ikişer tane bulundurulmuş ve bütün nebat, efendim, aklınıza ne gelirse yiyecek maddelerinden depolanmış. Evet. Tabii suyun üzerinde belki aylarca gezecekler. Onlara yeter miktarda yiyecek lazım. Tabii ambarcı gelmiş bir gün demiş ki yani ambarda fazla bir şey kalmadı. Yani yapacak bir yemek türü yok. Evet, evet. Demiş ki ne varsa birbirine karıştırın. Evet. Ve onu pişirin. Adı aşure olmuş. Aşure olmuş, evet. Evet. Şimdi bu bizim 1915'te bu ülkenin insanların tarafından yaşanmış. Mesela bir sokak veya bir mahalle veya bir şeyde gerçekten evlerde birinde mercimek var, birinde bulgur var, birinde efendim nohut var. Ama hiçbirisi tam bir yemek haline gelmiyor. Evet. O mahalle bütün hepsini kazana atmış, onu pişirmişler ve çok nefis bir aşure yemeği ortaya çıkmış. Evet. Yani o mahallenin, o sokağın, insanların paylaşımı Nuh'un gemisindeki aşure gününe denk gelmiş. Evet. Şimdi Sayın Ozan, tabii konumuz afetler ve insan, evet, deyince, evet, bazı şeylere de girmek gerekiyor. Mesela Türk Milli Eğitiminin içinde bulunduğu durum beni üzüyor. Evet. Neden üzüyor? Şimdi eskiden öğrenci
öğretmen ilişkisinde öğretmen baba rolündeydi. Evet. Eğer hanımsa anne. Evet. Öyle bir hale geldi ki şu anda öğrenci öğretmeni şikayet ediyor, öğretmen ceza alıyor. Şimdi böyle bir öğretmen sınıfta kalma da yok. Evet. Efendim gelecek pırlanta gibi çalışkan, dört dörtlük dört işlemi yapan, matematiği, fiziği, kimyayı ezbere bilen bir çocuk ile hiçbir şey bilmeyen sınıf geçiyor. Peki devletin idaresinde layık olana görevi veriniz diyor değil mi efendim? Evet. Peki burada layık olan kim? Nasıl seçeceğiz bunu? Zaten şimdi böyle bir söz var Sayın Vizan. Yeri geldiği için söylüyorum. Bir söz var diyor ki gömleği iliklerken ilk düğmeyi yanlış iliklerseniz aşağıya doğru yanlış gider. Evet. Şimdi hakikaten de öyleyse başladığınız o ehliyet ve liyakat ilkokuldan itibaren darmadağın olunca ben şimdi yaşıyorum. Şimdi bakanlıklar ben idarecilik de yaptım biliyorsunuz. Bakanlıklar şu anda devlet başkanlık sistemine geçtik. Bunu ben internetten yazıyorum da. Devlet başkanlık sistemine geçtik. İnanır mısınız? Ankara'da bakanlıklar inanılmaz güzel yazılar gönderiyorlar. Yazılar gönderiyorlar fakat aşağıya geliyor, illere geliyor. Efendim daire başkanı, müdür falan yazıyı bakıyor, okuyor. Vallahi anlamıyor. Bugün kızım dedim ki ya hastanenin önündeki simitçiyi getireceğim. Eğer bu simitçi bu yazıyı sizden daha iyi anlamazsa ben de bu her şeyi bırakıp gideceğim dedim. Ya Allah'tan korkun. Açık yazıları niye anlamıyorsunuz ya? Niye? Ehliyet ve liyakatla oraya gelmemiş. Ben geçenlerde yazdım. Cumhurbaşkanlığı şeyini buldum. Sosyal medyasını buldum. Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Devlet başkanlığı için bugün eskiden dedim bir söz vardı. Gazi Mustafa Kemal söylemiş mi söylememiş bu da tartışılır ama Erzurum'da yazardı. Biz hep onun altından geçerdik. Türk aleminin en büyük düşmanı komünizmdir. Her görüldüğü yerde ezilmeli. Yani Mustafa Kemal bunu ya söylemiş ya söylememiş ama işte bu uydurmuşlar yazmışlar. Dedim şu anda var ya dedim Türk aleminin en büyük düşmanı yazdım Cumhurbaşkanı'na. Sayın Cumhurbaşkanım dedim şu anda Türkiye'nin en büyük düşmanı ehliyetsiz ve liyakatsiz kimselerin makam mevki sahibi olmasıdır. Ya bu hakikaten böyle ya. Şimdi hamili kart yakınımdır diyen cephi siyasetçi takımı bir kısım getiriyorlar bunu olmadık bir yere koyuyorlar. Ya ömründe tapu görmemiş ha. Tapuya elini vurmamış böyle bakmamış adam tapuda üst seviyede bir görev almış. Ya kardeşim sen ne anlıyorsun buradan ya? Yani demek istediğim ilkokuldaki ehliyet ve liyakat esasının dağılması ne yapıyor? Böyle meyveler veriyor. Evet Sayın Ozan gerçekten geçen programda da mesela yıkılan Elazığ Lisesi'nin arkasından ağladığımızı söylemiştim. Ben işte 70'li yılların başında Elazığ Lisesi'nden mezun oldum. Evet. Ahmet Bey ben öğretmenlik de yaptım Elazığ Lisesi'nde. 3 yıl kadar öğretmenlik maşallah, de yaptım. Maşallah çok güzel evet. Sonra da mühendislik tahsili yaptım. Ben o Elazığ Lisesi'nde gerek talebeyken gerek öğretmenlik yaptığım zaman ki evet. Ruhi Bilen zamanı buradan onu da sevgiyle anıyorum. Geçen gün doğum günüymüş kutlu olsun. Ruhi Bilen de okul müdürümüzdü. Ben öğretmenlik de yaptığım zaman, talebelik de yaptığım zaman yine öyleydi. Hatta bir gün Ruhi Bey'le benim o ilk öğretmenlik yaptığım yıl Erzurum'a bir temsil götürdük. Yani Fatih temsilini. Evet. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin sahnesinde sahneye koydular. Evet. İnanın sanki büyük bir devlet tiyatrosu gelmiş gibi ciddi. 40 kişilik de kadrosu var sonra tiyatronun. Evet. Böyle mükemmel bir şekilde 3 perde halinde oynadılar. Rıdvan Dağlar da burada sevgiyle anıyorum. O da Fatih rolünde. Yani siz buradan gidip orada mı oynadınız? Evet. Onlar mı oynadı? Hayır biz buradan gittik. Ha, çok güzel. Bizim öğrencilerimiz. Hatta Abdülbari Ören isminde bir tarih hocamız da biliyorum, orada rol almıştı. Evet. O tiyatroda. Yani öğretmen-öğrenci ilişkileri o kadar mükemmel bir seviyede ki yani devlet tiyatrosuna birçok adam gönderdi Elazığ Lisesi. Evet. Mesela Aslan Kacar Aslan rahmetli. Rahmetli evet. Tiyatro, hayatı tiyatro oldu. Yani okuldan. Bizim şey Yalçın Yelence. Yalçın Yelence bizim sınıf arkadaşımız. Perihan ablanın yönetmeni. Bak Perihan ablanın yönetmeni. Evet. Bizimkilerin yönetmeni. Dev gibi bir tiyatrocu oldu adam. Yönetmen evet, oldu. Evet mesela o zamanlar edebiyat hocalarımız, efendim tarih hocalarımız. Ya kitap yazan adamlar, öğretmenler. Evet, evet. Bizim şey rahmetli Yusuf Hayaloğlu. Evet, Yusuf Hayaloğlu da biz aynı dönemdi ya. Evet. Dönemleri siz de öyle. Evet. Mehmet Topal, Allah Mehmet selamet Topal, versin. Evet. Mehmet Topal evet. Bir duvar gazetesi yapardı. Yani bugünkü
birçok gazeteye nizampaş verecek kadar güzel. Evet, evet. İşte o lisenin yetiştirdiği bu güzel insanlar gazeteci oldular, tiyatrocu oldular, efendim siyasetçi oldular, program yapıcılar oldular. Evet. Film ve dizi film yapımcıları oldular. Şimdi efendim o zaman yetişen bu öğrenci Ruhi Bilen'i bugün görse hemen düğmelerini ilikler, elini öper, evet, saygıyla eğilir. Niye? Öyle yetiştiler. Şimdi hem bilim yönünden dop dolu öğrenciler, hem ahlak olarak, evet, dop dolu insanlar, ben bunu özlüyorum. Ve geçen programda da arz etmiştim. Yani bizim Milli Eğitim Müdürümüz de çok güzel bir insan. Milli Eğitim Müdürü. Evet, şu anda öyle, evet. Var olsun. Benim ondan da ricamdır yani burada. Bugün Milli Eğitim Bakanımız da fevkalade şeye yatkın bir insan. O da eğitimin düzelmesine. Hem mektepli bir insan. Evet. Şimdi bizim burada ricamız, Elazığ adına konuşuyorum. Ricamız Elazığ Lisesi'nin yerine gene Elazığ Lisesi adıyla. Çünkü adıyla, evet. Efendim 100 yılı aşkın bir tarihi var Elazığ Lisesi'nin. Yani tarihi bir isimdir, evet, Elazığ Lisesi. Bir de Sayın Mican, o bir lisenin, yani lise yapılsın Elazığ Lisesi adıyla. Arkasından da bir küçük bölümü Elazığ Lisesi müzesi olsun. Evet. O da, evet, o da olsun, evet. Şimdi Mehmet Hücümenoğlu matematikçi, kitap, evet, yazmış bir adamdı. Allah rahmet etsin, biliyorum. Ve aynı zamanda orada okul müdürlüğü de yaptı. Şimdi düşünüyorum, işte Efe Coşkunlar, Naci Onurlar, orada öğretmenlik, evet, yapmış insanlar. Naci Onur bizim zamanımızda baş müdür maviniydi. Evet, yani eli öpülesi, evet, insanlar. Tabii. Ben hala gördüğümde onların ellerini öperim. Çünkü bize insanlığı öğrettiler her şeyden önce. Evet. Diyordu ki, herkes bilim öğrenir, ezberler öğrenir, çalışır, öğrenir. Ama ahlak yaşanır. Evet. Şimdi biz onu arzu ediyoruz. Buradan talep ediyoruz. Gene Elazığ Lisesi olsun. Gene öyle bir kadrolar olsun. Ama sınıfta kalma mecburiyeti getirilsin. Evet. Yani bilenle bilmeyen aynı diplomayı almasın. Almasın, evet. İstanbul Üniversitesi imtihan yapıyor. Özel imtihan o zaman. Kazanan öğrencilerin %25'i Elazığ Lisesi mezunu. Evet. Türkiye geneli için çok önemli bir rakam bu. Ve Elazığ Lisesi denince oradaki öğretim görevlileri de diyor ki ya oranın öğretmenlerine, Sayın, müdürüne. Sayın Bican, evet, devlet başkanımızın programına katılmak üzere kısa bir ara vereceğiz. Evet. Daha sonra devam ederiz kaldığımız, tamam, yerden. Tamam efendim. Evet sevgili izleyiciler, devlet başkanımız için programımıza ara veriyoruz.28. toplantısını tamamladık. Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı.